Şimdi arkadaşlar bugün muhtemelen çok uzun sürmeyecek diye tahmin ediyorum dersin. Görüntü, dijital görüntü nedir? Yani sayısal görüntü nedir? Hangi formda tutulur, nasıl okunur gibi şeylere değineceğiz. Formatının ne olduğuna vesaire bakacağız. Belki bir iki örnek yaparız, çok uzamazsa eğer. Ardından bugünlük bitirebiliriz. Şimdi şuradan şunu da açayım. Burak kalsın. Eğer bir şey yazarsanız onları göreyim. Şimdi zaten hepiniz DSP dersi aldınız. Sinyal işleme nedir? Az çok fikriniz var. Görüntü dediğimiz şey de yanlış yere yazmaya çalışıyorum. Görüntü dediğimiz şey de aslında iki boyutlu bir sinyalden başka bir şey değil. Yani biz DSP dersinde ayrık zamanlı bir işareti veya herhangi bir işareti zamana bağlı işareti XT ile gösteriyorduk. Bu sürekli zaman işaretiydi. Bunu ayrık zamanlıya dönüştürdüğümüzde notasyonumuz n'di. Dolayısıyla bu bunu da şöyle discrete diye yazayım. Dolayısıyla bu tek boyutlu bir işaret. Zamana göre değişen bir işaret. İndisimizden anlayacağımız üzere. Şöyle one dimension biliriz. Görüntüler ise buna bir boyut daha eklenmiş hali. X ve Y ile gösterilir görüntü, piksel indeksleri. Buna şu T special, yani uzamsal değişken denir bunlara. Uzamsal. Yani belirli bir uzay içinde size herhangi bir noktanın konumunu verir. İki boyutlu bir uzay içinde herhangi bir noktanın konumunu verir bu notasyon. Buna da şöyle diyebiliriz. Two dimensional signal. Yani bir görüntü. Şimdi iki boyutludan kastımız ne? Uzayımızı şöyle göstereceğiz. Fx'ye x ve y değişkenlerinin bir fonksiyonu. Bu fonksiyonu şöyle gösterebiliriz matris formunda. Şöyle büyükçe bir matris açacağız. İlk elemanı 0'a 0 noktası. İkinci elemanı 0'a 1. Yatay yönü x yönü, düşey yönde y yönü oluyor. İşte bu böyle gidiyor. Ta ki nereye kadar? Görüntünün boyutları neyse işte. Atıyorum, sıfır tabi. Sıfıra ne olsun? N olsun. İkinci satıra geçtiğinde 1, 1'e 0 diye gidiyor. Sütunlarda da M tane sütun olsun. Devam ettiğinde son elemanı da M virgül ne elemanı oluyor. Ve biz şurada gördüğümüz şu f'in x ve y'nin fonksiyonu olan f'in her bir değerine sayısal görüntüde piksel diyoruz.
JSON. Piksel. Piksel değeri. Değeri. Veya intensity value. Hatta şöyle yazabilirim. Pixel intensity value. Pikselin yoğunluk değeri diye geçer bu. Peki bu bir fonksiyon olduğuna göre belirli bir aralıkta değer alması gerek. Bu her bir piksel, her bir fxy değeri hangi aralıkta değer alacak? Bu aldığı değer görüntünün, yani datanın tipine göre değişiyor olacak. Görüntüler genelde şu formatta, şu data tipinde saklanır. MATLAB'da da okuduğunuzda bu data tipini göreceksiniz. Uint 8. Bu şu demek. Her bir piksel işaretsiz tam sayı değerini alır ve 8 bit uzunluğundadır. Buna ikili olarak baktığınızda, binary olarak baktığınızda bu değeri. Dolayısıyla unsigned olması hiçbir pikselin negatif değer almamasını sağlar. Yani bizim range'imiz nereden başlar? O zaman sıfırdan başlar. 8 bitlik bir görüntüde de, 8 bitlik bir sayı dizisinde de maksimum değerimiz ne olacak? 2 üzeri 2 üzeri 8 adet değer alabilecek bu sayı. Dolayısıyla maksimum değer de sıfırda dahil olduğu için 2 üzeri 8 eksi 1, yani 255 olacak. 255. Şöyle diyebiliriz. F x virgül y. Dolayısıyla unsigned integer, 8 bitlik unsigned integer tipindeki bir görüntüde piksel değerleri 0 ve 255 arasında tam sayı değerleri alıyor. Yani şu mümkün değil. Herhangi bir piksel, örneğin işte F 3'e 127 olsun. Bir görüntüde bu piksel değeri eksi 3 olamaz. Veya ne olmaz? 27.3 gibi bir değer alamaz. Neden? Çünkü bizim görüntümüz unsigned. Neden? Çünkü integer. Ve ne alamaz? 373 gibi bir sayı değeri alamaz. Neden? 8 bit. Maksimum alabileceği değer 255. Buraya kadar herhangi bir problem var mı? Anlaşılmayan bir şey. Okey, tamam. Tamam. 255. Bir örnek verecektim. Tamam. Şunu söyleyecektim. Şimdi 0 ile 255 arasında sayı değerleri alıyor her bir piksel. Ve sizin grafik kartınız, siz bu görüntüyü örneğin MATLAB'da okuyup ekranda gösterdiğinizde sizin grafik kartınız bu görüntüdeki her bir piksel değerine, her bir buradaki her bir sayıya bir ton atıyor. Bu tonlarda 0 için siyah, 255 için beyaz. Beyaz renk tonunu atıyor. Dolayısıyla
Sizin piksel değeriniz sıfırdan 255'e doğru, yani minimum değerinden maksimuma doğru arttıkça sizin gördüğünüz renk tonu biraz daha artıyor. Şuradan bakabilirsiniz örneğin. Burası bilmiyorum ne kadar görünüyor ama şu renk paletinin sağ üst köşesinden en üst satırda sola doğru gittikçe bakın şurada şuradaki renk tonu değişecek. Pardon. Ben bunu en üstten bakın sürükledikçe koyu renge ve en sola geldiğimde siyah renge ulaşıyor. Bu şu demek, az önce bahsettiğim gibi pikselin değeri azalıyor, artıyor. Tam tersini söyledim. Sağdan sola gittikçe azalıyor, soldan sağa gittikçe artıyor. Okey. Sayısal görüntü. Şöyle yapacağım. Sayısal görüntünün saklanma ve gösterilme mantığı temelde bu şekilde. Peki görüntü işleme ne? Görüntü işleme de şu. Sizin elinizde bir ham görüntünüz var. M satır, N sütun boyutlarında. Siz bu görüntünün ne olduğu önemli değil. Herhangi bir ağaç fotoğrafı olabilir. Birinin yüzü olabilir. Bir parmak izinin biyometrik bir sensörden alınan parmak izi görüntüsü olabilir. Herhangi bir şey içeriyor olabilir. Görüntü işleme dediğimiz şey de bu görüntüye matematiksel işlemler uygulayarak belirli bir metodolojiyle ve sıralı matematiksel işlemler uygulayarak bu görüntüden anlam çıkarmak. Şu an çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Özellikle bu derslerin sonuna geldiğimizde, yani asıl önemli olan konuları işlemeye başladığımızda bu görüntüden anlam çıkarmak deyiminin, teriminin ne olduğu konusunda fikir sahibi olacaksınız. Ama şu matematiksel işlemlerden kastımız aklınıza ne geliyorsa, dört işlem olur. Çarpma, bölme, toplama, çıkarma olur. Başka ne örnek verebilirim? Üs alma olur, karekök alma olur, logaritma alma olur. Bunların her biri size verilen görüntüden belli bir yere taşıyor sizi. Daha anlamlandırılabilir hale getiriyor görüntünüzü. Şimdi pratikte dikkat etmemiz gereken belli noktalar var. Ondan önce bahsetmem gereken bir şey var mı? Onu düşünüyorum. Şunu söyleyebiliriz. Şimdi ne dedik? Biz görüntümüzü f x virgül y gibi bir fonksiyonla gösteriyoruz dedik. Bu işaret zamandan bağımsız. Yani bu ne demek? Zamandan bağımlı olması ne demek? Zamana bağımlı olması şu demek. X, Y ve T zaman argümanınız var. Şu aşağıdaki fonksiyon zamana bağlı. Hem zamanı, şu Z değil tabi. T, daha düzgün yapalım. Zamana bağlı bir fonksiyon. İki boyutlu bir
uzayı map ediyor zamana bağlı olarak. Zamana bağlı. Peki bu neye karşılık geliyor? Şuna ne dedik biz? Görüntü dedik. Peki zamana bağlı olursa ne olur? Görüntüler zamanla değişen, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, zamanla değişen bir görüntü dizisi haline gelir sizin sinyaliniz. Aklınıza bir şey geliyor mu zamana göre zamanla değişen görüntü dizisi dediğimde? Evet. Video. İşin içine zaman boyutu girdiğinde bu videoya dönüşüyor. Ama tabii biz burada görüntü işleme yani temel olarak görüntü işleme yapacağımız için, görüntü işleme tartışacağımız için bizim işaretlerimizde zaman boyutu olmayacak. Fakat bitirme çalışması yapan arkadaşlar için söylüyorum. Muhtemelen sizin yapacağınız çalışmalarda haliyle zaman boyutu da olacak. Yani zamana göre değişen görüntülerle uğraşıyor olacaksınız. Fakat temeli aynı. Her bir zaman örneğinde elde ettiğiniz sinyal, yani şöyle f x virgül y virgül t eşittir 3. saniyede elde ettiğiniz sinyal aslında temelde herhangi bir an bir görüntüye dönüşmüş oluyor. Bunu şu şekilde yorumlayabilirsiniz. Bir video çekiyorsunuz. Videoyu herhangi bir anda durduruyorsunuz. Elde ettiğiniz şey ne? Artık zamandan bağımsız bir sinyal. Videodan alınmış bir örnek. Bir görüntü haline dönüşmüş oluyor. Görüntü ve video için temel fark bu şekilde. Temel olarak şu an söyleyebileceğim bir de şey var. Değinmemin iyi olabileceği. Bir de renk konusu var. Şimdi dikkat ederseniz 0'dan 255'e gittikçe renk değişiyor demedim. Rengin tonu değişiyor dedim. Nasıl göstereyim? Şu şekilde iki boyutlu m çarpı n'lik bir görüntü gri seviyeli görüntü diye geçer. Olacak mı bilmiyorum. Şöyle yaparsam, evet. Her bir piksel değeri 0 ile 255 arasında değer alırken her biri siyahla beyaz arasında bir renk tonuna karşılık gelir. Peki biz rengi nasıl göreceğiz? Rengi görmemiz için ekstra bir boyut daha gerekli. Bu çarpı 3 olduğunda, yani bunun gibi m çarpı n'lik elimizde 3 tane, bunu düzgün yapamadım. Tamam. Bu görüntüyü şöyle ya da şöyle yapayım. M çarpı N M çarpı N M çarpı N 3 farklı kanala, yani şu 3 boyutu ayrı ayrı incelediğimde elimde 3 farklı gri seviyeli görüntü var diyebilirim. Bu üç tanesi birleştiğinde
bize verdiği şey renkli görüntü oluyor. Tabii bu RGB uzayında. Çok detaya girmek istemiyorum ama temel olarak bilseniz yeter. Bu renk kanallarından biri kırmızı, diğeri yeşil, üçüncüsü de maviye karşılık gelen renk tonlarını tutuyor. Yani bilgisayar sizden şu şekilde 3 boyutlu bir veri aldığında, işte n tane satırı, n tane sütunu ve 3 tane kanalı olan bir veri aldığında bunun birinci kanalını, yani en üstteki katmanını düşünebilirsiniz. Bunu